Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Adil Yıldırım. Migros TV kanalından sizleri selamlıyorum. Malum hayatımızın gündem maddesi pandemi. Yaklaşık bir senelik süreç içerisinde dünya bu sınavla uğraşıyor. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ve dolayısıyla biz de evden vaktimizi geçirirken eğer bir ilişkimiz varsa nelere dikkat etmeliyiz? Aynı ev içerisinde ilişkideki tutkuyu, heyecanı nasıl ayakta tutabiliriz? Sizlere biraz bu konularda tüyolar vermek istiyorum. Öncelikle şu başlığı unutmayalım. İki insan arasındaki ilişkiyi zenginleştiren ana faktör her bireyin, her ikisinin de kendi hayatlarının zengin olmasıdır. Eğer kendi hayatınız, kendi keyif aldığınız şeyler, aktiviteler yeterince zenginse ilişkiniz de gayet zengin bir hal alabilir. Dolayısıyla kurutmayın. Yani bunu özellikle söyleyeceğim. İlişkinizi kurutmayın. Kendi keyif aldığınız şeylerden feragat etmeyin. Arkadaş çevrenizi kısıtlamayın. Hani bazı insanlar vardır. Ya bir ilişkisi oldu. Adam var ya artık kimseyle görüşmüyor abi. Bizi aramıyor, sormuyor. Böyle bir izole bir hayata çekilirler nedense. Yani çok garip bir şey. İşte sadece kendini o insana vakfeder. Hani eski tabirle. Sadece onunla vakit geçirir. Başka kimseyle görüşmez. Kimseyle muhatap olmak istemez. Garip bir şey. Sonra ilişkisi biter. Böyle ortada kalır. Ne arkadaşı kalmış ne bir şeyi. Bu hatalara düşmeyin. Özellikle partnerler arasında birbirinin arkadaş çevresine, birbirinin faaliyetlerine, hobilerine karışan insanlar ilişkiyi kuruturlar. Pandemi sürecinde de bu şekilde birbirine çok müdahale eden insanların ilişkileri büyük zarar gördü, büyük sıkıntılar yaşadılar. Ben size açıkça söyleyeyim, ayrılıklar yaşadılar. Birçok çift bu süreçte aslında yaşadığı ilişkinin güçlü olup olmadığını, sağlam öyle diyelim, sağlam olup olmadığını gördü. Yani bu sınavı bazıları geçti, bazıları da geçemediler ve pandemi sürecinde ayrılık yaşadılar. Öyle insanlar vardı ki evliliğe giden yolda nişanlıydılar ve pandemi sürecinde öyle tartışmalar yaşandı ki evlilikten döndüler. Bu konularda özellikle size bir şey söylemek istiyorum. Eğer pandemi gibi bir süreç, böyle zorlu bir süreç, siz birlikteyken sizi bozuyorsa, sizi ayırıyorsa ilişkiniz yeterince güçlü değildir. Ama bunu güçlü hale getirmenin, tutkuyu ayağa kaldırmanın yolları var. 1. Mutlaka ama mutlaka birlikte keyif aldığınız, evde yapmaktan keyif aldığınız şeylerin bir listesini yapın. Film izlemeyi mi seviyorsunuz? Efendim müzik dinlemeyi mi seviyorsunuz? Ya da belki birlikte bazı çiftler var, birlikte oturup ciddi anlamda enstrüman çalıyorlar. Bir tanesi keman çalıyor, diğeri gitar çalıyor. Neleri seviyorsunuz? Belki de bir takım oyunlar, bilgisayar oyunları oynamayı seviyorsunuz. Neyse bu. Veya bütün en büyük eğlenceniz eğer ten uyumuysa, cinsellikse, konu neyse. Bunları bir netleştirin. Bunları aranızda bir konuşun ve listesini yapın. Yani birlikte yapacağınız şeyleri belirleyin. Ve şu çok önemli. Her gün mutlaka, her akşam birlikte film izlemek ya da sürekli yan yana geçirmek zorunda değilsiniz. Benim birlikte çalıştığım çiftlere özellikle bir tavsiyem vardı pandemi sürecinde. Haftanın en az iki gecesi evde ayrı vakit geçirin. Bu çok önemli. Farklı odalara çekilin, kitap okuyun ya da ne yapmak istiyorsanız müzik dinleyin. Ama ayrı kalın. Biriniz salonda, biriniz başka bir odada, farklı yerde vakit geçirin. Bu önemli bir şey. Çünkü bu yalnızlık, aynı evin içerisindeki yalnızlık bile sizin ilişkinizi aslında muazzam ölçüde besler. Bunu açık ve net bir şekilde size söyleyeyim. Sonrasında birlikte yapmayı sevdiğiniz şeylerde farklılıklara açık olun. Mesela mutlaka kendi istediğiniz filmi izlemek zorunda değilsiniz. Eğer sevgilinizin bir film tavsiyesi varsa bunu izleyin, ona ayak uydurun, bunu bir tartışmaya dönüştürmeyin. Birçok çift aslında aralarındaki tutkuyu bu şekilde bozdular. Ufak tefek konulardan, diş fırçasından, şundan bundan tartışmak yerine biraz uyumlu olmayı tercih edin. Çünkü eğer aynı ev içerisinde tartışacak konu ararsanız, size şu kadarını söyleyeyim, milyonlarca konu bulabilirsiniz. Sen bu kitabı niye buraya koydun, bu defter niye burada, bu kalemi niye buraya attın diyerek sürekli tartışma çıkartabilirsiniz. Eğer aynı ev içerisinde bu kadar sıkılıyorsanız belki de birbirinize uyumlu bir çift değilsiniz, sürekli bir tartışma arıyorsanız. Şu çok önemli, haftanın bir günü mutlaka krizleri yönetme günü olsun. Mutlaka günü siz seçin. Mesela pazartesi akşamı diyelim. Bizim geçen hafta yaşadığımız tartışmaları toplu olarak şimdi bir konuşacağız ve çözeceğiz. Deyin ve konuşun. Birlikte aynı evde yaşayan insanların arasındaki uyum şundan dolayı genelde bozuldu. Tartışmaları konuşmadılar. Yani aralarındaki gerginlikler bir sessizliğe dönüştü. Sessizlik aralarına mesafe koydu. Böyle garip bir mesafe. Problemleri konuşmadıkları için gittikçe büyüdü, büyüdü. Aralarına girdi. Ondan sonra
en ufak bir konuda tartışmaya başladılar. Çünkü geçmiş konular var konuşmadıkları. Dolayısıyla onların hepsi birikmiş. Haftanın bir gecesini, pazartesi olur, salı olur. Hani çok aksiyonlu olmayan bir geceyi seçin. Tutup da cumartesi yapmayın bunu, keyfinizi kaçırmayın. Pazartesi akşamı, salı akşamı oturun ve konuşmanız gereken, aranızdaki iletişimi kötüleştiren mevzuları mutlaka konuşun. Bu size çok iyi gelecek. Burada önemli olan şey şudur. İlişkiyi düşünün. Yani ben haklıyım, sen haklısın değil. İlişki buradan zararlı çıkmasın. Yani konuları çözün. Şahsiye odaklanmayın. İşte sen şöyle bir insansın, sen böyle bir insan. Buralara hiç girmeyin. Sadece konuyu çözmeye çalışın. Ve bu 3 saat mi sürüyor, sabaha kadar mı sürüyor? Bunun sonucunda bir daha bu konular açılmasın. Yani 4 gün sonra yine aynı konuyu açarsanız birbirinize hiçbir saygınız kalmaz. Şimdi ev içerisinde bazı çiftler çok güzel bir şekilde vakit geçirmeyi becerirler. Çünkü birlikte zevk aldıkları şeyleri yaparlar, bazen ayrı takılırlar. Birisi bir odada, diğeri diğer odada. Müzik dinler, kitap okur, enstrüman çalar ya da arkadaşlarıyla konuşur bütün gün. Ama sürekli her dakika yan yana olmak kesinlikle gerekmez. Bu çok önemli bir şey. Yasak saatleri dışında birlikte çıkın, yürüyüşler yapın. O yürüyüşler dışarıda hava almak da size çok iyi gelecek. Birlikte konuşmanıza gerek yok. Sadece yürürken bile birlikte o sessizliği paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, en önemli şey niyettir. Yani bir ilişkiyi güçlendirmek istiyorsa eğer bir çift mutlaka yollarını bulur. Şu an burada saydığımız veya saymadığımız binlerce yol bulur. Mesela pandemi sürecinde bir çiftle çalışmıştım. Puzzle yapıyorlardı. Mesela müthiş bir şey. Birlikte puzzle yapmak onlara aşırı derecede keyif veriyordu. 1000 parça, 1500 parça puzzle bulmuşlar ve bunları yapıyorlar. Dolayısıyla kendileri eğer birlikte keyifli zaman geçirmek istiyorlarsa her insan buna göre bir çare, bir çözüm üretecektir. Önemli olan burada niyettir. En büyük sebep, yani tartışmalardaki ve aynı evde yaşarken tutkuyu, uyumu bozan en büyük sebep aslında geçmişte kalmış bazı tartışmalardır. Yani zaten bir öfke vardır o insana karşı. Geçmişte çözülememiş bazı konular vardır ve bunlardan dolayı da onun her hareketi, evde sizinle her konuşması, her söylediği söz, her lafı ya da bir bakış, yani sadece bakışı bile sizin sinirinizi bozmaya başlar. Dolayısıyla eğer evde iyi vakit geçirmek istiyorsanız, geçmişten kalan öfkeler, konuşamadığınız konular olmamalı. Yani her şeyi açıkça karşı tarafa iletebiliyor olmanız lazım. Bu son derece önemli. Eğer içinizde biriktirdiğiniz ya da 3 sene önce bana şunu söylemiştin, sen var ya geçen arkadaşların yanında öyle bir şey yaptın ki hala kızgınım gibi bir türlü aktaramadığınız konular varsa önce bunları çözün. Çünkü bunları çözdüğünüz zaman, yani bu kırgınlıkları, bu hayal kırıklıklarını çözdüğünüz zaman muazzam derecede bir değişim olacak ilişkiniz içerisinde. Muazzam derecede. Bir başka konu aynı ev içerisinde yapılan ve çok keyif alınan oyunlardır. Kağıt oyunları, işte bugün birçok oyun var böyle kutularla alınan, iki kişi oynanabilen bir sürü oyun. Bunları alabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Veya satranç, yoğun olarak satranç oynayabilirsiniz. Belki oyunlardan zevk alıyorsunuz. Yani size binlerce aktivite yaratabilirim. Birlikte yapmak önemli olan, yani bundan keyif almak önemli olan. Ama karşınızdaki insana yönelik bir öfkeniz veya ona kusmak istediğiniz bir tepkiniz varsa ne yaparsanız yapın, bu size hiçbir keyif vermeyecektir. Ve mutlaka her davranışı, her konuşması, size her bakışı size batacaktır. Son olarak bağlarken videoyu şunu da söyleyeyim. Ben birçok erkeğin pandemi sürecinde sevgilisiyle yaşarken muazzam derecede aşçı olduklarını gördüm. Adamlar acayip yemek yapmaya başladılar. Birlikte yemek yapmak da keyiflidir. Yani mutfağa girin, birlikte vakit geçirin, birlikte yemek yapın. Bunun keyfini de yaşayın. Aslında bu süreç normal hayatımızda yapmadığımız birçok şeyi bize öğretti. Bu anlamda da olumlu oldu. İstedikten sonra bir ilişkiyi ayağa kaldırmanın 1000 tane yolu vardır. Sevgili dostlar, Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bu videonun altına hemen bırakabilirsiniz. Siz de kendi fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.